Sayın Rektörüm, kıymetli katılımcılar, değerli misafirler, sevgili öğrencilerimiz. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yılı ve şehitleri anma günü münasebetiyle Edebiyat Fakültesi, Haicas Sanat Akademi, Karaman Portal, Türk Kadınlar Birliği Karaman Şubesi ve Türk Halk Bilimi Topluluğu tarafından hazırlanan 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programına hoş geldiniz. Programı arz ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, belgesel gösterimi, emekli albay Selim Özay'ın konuşma ve sunumu, Karaman Portal'dan Arif Kocak tarafından hazırlanan Karamanlı Şehitler konumusunu, Ressam ve Türk Kadınlar Birliği Karaman Şube Başkanı Müniran Aynan Çolakoğlu tarafından Çanakkale Şehitleri tablosunun sahnede yapılması, güne uygun şiir ve türküler, teşekkür belgelerinin takdimi kapanır. Programımız esnasında cep telefonlarımızı lütfen sessiz konuma alalım. Şimdi sizleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşı, şehitlerimiz ve ahireti irtihal etmiş gazilerimizin anısına saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyoruz. Karaman Şube Başkanı Müniran Aynan Çolakoğlu'nu sahneye davet ediyorum. Şimdi de Çilem Gökçevi tarafından derlenip hazırlanan belgeseli seyredeceğiz. Çanakkale içinde koydular.
Thank you.
İngiliz ve Fransız donanmaları bu altların bekçiliğini yapan hasta adamı ortadan kaldırmak, Anadolu'nun zengin topraklarını ele geçirmek için kuvvetli bir donanma ile Çanakkale Boğazı'na geliyorlar. Savaşından vazgeçerek 25 Nisan 1915'te Gelibolu Yarımadası'na asker çıkarıyorlar ve şiddetli savaşlar oluyor. Bu savaşlarda 19. Fırka Kumandanı Kaymakam Mustafa Kemal Bey şahsi gayret ve inisiyatifiyle hareket ederek Gelibolu'nun ve dolayısıyla Çanakkale'nin mukadderatına hakim oluyor. Düşmanın üstün silahlarına rağmen Anapartalar Kahramanı Mustafa Kemal'in, Mehmetçiğin ve Türk süngüsünün karşısında bir adım dahi ilerlemiyorlar. Ve Çanakkale, itilaf tümellerinin mezarı oluyor. Bu muharebelerin en kritik anını düşmanlarının kaderin adamı dedikleri Mustafa Kemal'den biliyor. Niçin kaçıyorsunuz dedim. Efendim düşman dediler. Düşmandan kaçılmaz dedim. Cephanemiz kalmadı dediler. Cephaneniz yoksa süngünüz var dedim. Ve bunlara süngü tak dedim. Süngü tak! Arıyor musunuz burada kefensiz yatanları, beli bükülmüş ihtiyarları, gençleri, civanları? Tanıyor musunuz bu şehit aslanları, Çanakkale geçilmez diye kükreyenleri? Tapın onlara, onlar tarih yaratanlardır. Yüze karşı birle çarpışıp vatan kurtaranlardır. Ey şehit oğlu gazi, sakın hor bakma bu kimseye. Orada yatan şehit atandır, çiğnetme kimseye. Ölüp her temiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yarab, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Düşman Çanakkale'den geçemeyeceğini anlayarak zaferi Türk ordusuna bırakıyor ve Ocak 1916'da çekiliyor. Fakat bu sırada müttefikimiz olan Almanlar Batı cephesine gelen Amerikan orduları karşısında bozulup geri çekilmeye başladılar. 4 yıl süren Cihan Harbi'nde Türk milleti 4 milyon asker çıkardı. Ve bunlardan yüz binlercesi şehadet mertebesine erişti. Tam 10 cephede çarpışan Türk orduları artık yorulmuş, cephanesi tükenmiş, insan kaynakları erimiş, gıda maddeleri bitmiş, mahv ve perişan olarak 1. Cihan Harbi'ni kaybetmişti. Yıldırım Orduları Grup Kumandanı Mustafa Kemal, güneyde takriben bugünkü hududumuza uyan bir hattı muhafaza etmiş ve yeni Türk Devleti'nin milli hududunu daha o zaman Türk süngüleriyle fiilen tespit etmişti. Bu güzel belgesel için Çilem Gökçe Öğüt'e teşekkür ederiz. Şimdi de Bayraktaki Kırmızı adlı konuşmalarını yapmak üzere emekli albay Selim Özay'ı sahneye davet ediyorum. Yıl dönümü bugün 18 Mart'ın. Tarihte eşi benzeri olmayan Çanakkale destanının. Haçlı'nın hayasız son akını, boğazda, boğaz boğaza bir ölüm kalım savaşı. Hilal için sahile karşı binlerce Anadolu yiğidi akıp geldi.
Binlerce Anadolu yiğidi akıp gitti. Sayın Rektörüm, değerli konuklar. Milletlerin tarihinde bazı günler vardır ki milat kabul edilir. Böyle tarihlerin öncesi ve sonrasında muazzam değişimler yaşanmış, o milletin kaderi etkilenmiştir. Bizim tarihimizde 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi, 29 Mayıs 1453 İstanbul'un fethi, Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin yapıldığı 30 Ağustos 1922 milat günlere en güzel örneklerdir. 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi de işte böyle bir gündür. Ana sebep olarak Batılı devletlerin sömürgecilik yarışı nedeniyle 28 Temmuz 1914'te başlayan Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya, kendileriyle savaşan İtilaf devletlerinin açılacak yeni bir cepheye kuvvet kaydırmasıyla rahatlayacaktı. Ve bu yeni cephe Türk topraklarıydı. Türk bayrağı çekmiş iki Alman savaş gemisinin 27 Ekim 1914'te Karadeniz'deki Odessa ve Sevastopol isimli Rus limanlarını bombalamasıyla birbiri ardına devam eden savaşlardan daha yeni çıktığı halde 30 Ekim 1914'te Osmanlı Devleti'nin bir oğlu bittiğiyle kendisinin içinde bulduğu Birinci Dünya Savaşı'nda Türkler, Kafkas, Galicia, Makedonya, Suriye, Filistin, Irak, Kanal, Yemen, Hicaz ve Çanakkale cephelerinde savaşmaya başladı. 28 Ocak 1915'te Londra'da toplanan Savaş Konseyi'nde İtilaf Devletleri, Çanakkale Türklerin gırtlağıdır ve bu boğaz bir çırpıda kesilmelidir diyerek Çanakkale cephesinin açılmasına karar verdiler. İngiliz ve Fransızlar o zamana kadar tarihin kaydetmediği en güçlü birleşik donanmayla 19 Şubat 1915'te topraklarımızı bombalamaya başladılar. Bu korkunç çağırmadan Türk'ün üzerine ölüm kusarken düşman donanma komutanı Londra'ya telgraf çekmiştir. 14 gün sonra İstanbul'dayız. Ama düşman donanmasının ağır bombardımanlarıyla ancak susturabildiği Üsteğmen Hasan ve TL Mevsuf'un gürleyen bataryası düşmanın 3 zırhlı harp gemisini boğazın sularına gömen Yüzbaşı Hakkı Bey'in Nusrat Mayın gemisiyle döşediği eldeki son mayınlar, 3 kişinin dahi kaldıramadığı 275 kiloluk top mermisini sırtlayıp topun namlusuna yerleştirerek ve bunu 3 kez yaparak 3. atışta düşman zırhlısını batıran Seyit Onbaşı ve silah arkadaşları, hayasızca saldıran sömürgeci düşmanların boğazlarında kaldılar, heveslerini kursaklarında bıraktılar. Düşman donanması ile Türk topçusunun düellosu olarak nitelenebilecek 18 Mart tarihi, 3 Kasım 1914'te İngiliz ve Fransız donanmasının Türk topraklarını topa tutmasından, 8-9 Ocak 1916 gecesi son düşman askerinin bölgeden ayrılmasına kadar 256 gün süren Çanakkale Muharebeleri'nin sembol günü olarak da anılmaktadır. Ülkemizde Çanakkale Savaşı denince akla 18 Mart Deniz Zaferi gelmektedir. Oysa 18 Mart her şeyin başlangıcıydı sadece. Asıl muharebeler 8 ay boyunca karada yaşanmıştır. Çanakkale Boğazı'nın kara gücü olmadan yalnız donanma ile geçilemeyeceğini anlayan İtilaf Devletleri bu defa karadan geçmek için hazırlıklara başladılar. 25 Nisan 1915'ten itibaren yüzen çelik kaleleriyle denizden, sürü halinde uçan sayısız seyyareleriyle havadan, binlerce kilometre ötedeki sömürgelerden kandırdıklarıyla karadan ölüm olup Türk'ün üzerine yağdılar. Bu kez karşılarında emrindeki bir avuç yüreği pek Mehmetçik'le 10 saat boyunca 3 alay kuvvetindeki düşmanı sahile çıkartmayan, Allah'ı arzu edip akşama kavuşan Yahya Çavuş ve onun kahraman takımı Mustafa Kemal'in "Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum"
emrini eksiksiz uygulayarak komutanları Yarbay Hüseyin Avni Bey dahil tüm personeli şehit olan 57. Alay, karşılıklı siperler arasındaki mesafenin yer yer 8 metre olduğu bomba sırtında 1. siperdekilerin şehit düştüğünü gören, 3 dakikaya kadar öleceğini biliyor olmasına rağmen en ufak bir korku ve çekinme bile göstermeden onların yerine geçen sarsılmayan yüksek ruh kuvvetine sahip Mehmetçik, en önde savaşan cesur komutanlar ve Mustafa Kemal vardı. Mermilerin havada çarpışıp kaynaştığı, dünyanın en kanlı muharebeleri yapılıyordu delik deşik olmuş küçücük bir yarımadada. Her iki tarafta birbirine üstünlük sağlamak için olağanüstü bir mücadeleye girişmişlerdi. Bir yandan düşmanla ölümüne bir savaş, öte yandan salgın hastalıklar, kokan cesetler, sinekler, açlık, susuzluk, uykusuzluk, aşırı sıcaklar, toz, çamur, yağmur, sel, kar, fırtınalar ve dondurucu soğuklarla amansız bir mücadele veriliyordu. İki tarafta mücadeleden vazgeçmiyordu. Jongbay'ın 24 saatte 7 kez el değiştirmesi buna bir örnektir. Jongbay, Çanakkale'nin, Çanakkale İstanbul'un kilidiydi. Herkesin, özellikle gençlerin Çanakkale'yi bilmesi, bu mücadelenin nasıl bir sarsılmaz imanla, sabırla, cesaretle yapıldığını, en ağır şartlarda bile bu duyguların kaybolmadığını görmesi gerekir. Zaten bütün bunlar bilinince doğruluğu tartışmalı olan çeşitli menkıbeleri de anlatmaya gerek kalmıyor. Çanakkale gerçek bir destandır. Bu destanı yaratan başta Mustafa Kemal olmak üzere Alçıtepe kahramanı Kazım Karabekir ve tüm komutanlar, kahraman Türk askerleri ve Türk ulusudur. Bakın, bu konuda kendi parlamentosuna Çanakkale'deki yenilginin hesabını verirken İngilizler neler söylemişler. Çanakkale cephesini açtıran ve yüz binlerce insanın kaybına sebep olan dönemin İngiliz Bakanı Churchill, şu an mağlubiyeti bütün damarlarında hissetmekteyim. Çok üzgünüm. Oldukça mutluydum, umutluydum. Daha düne kadar Çanakkale bizimdir diyordum. Çünkü bu savaşı kazanmak için askeri, parayı, cephaneyi, her şeyi hesaplamıştım. Hepsinde çok üstündük. Mutlaka yenecektik. Yalnız bir tek şeyi hesaba katmamışız. Mustafa Kemal'i. İngiliz gururum olmasa Türkleri alınlarından öpmek, onları ayakta alkışlamak isterdim. Çanakkale'de 1. Filo komutanı olan Lord Fisher, kahrolsun. Çanakkale hepimizin mezarı oldu. Askerlik hayatımca böyle bir durumla karşılaşmadım. Niçin mağlup olduğumuzu soruyorsunuz. Bütün açıklığıyla gerçeği söylemek isterim. Çok cesur savaşan, mükemmel sevk idare edilen bir ordunun ve Mustafa Kemal gibi bir dahi komutanın karşısında bulunuyoruz. Bunu hiçbir zaman unutmayacağım. Çanakkale Birleşik Donanma Komutanı Amiral Kardan, beyler, meğer gördüğümüz tatlı bir rüyaymış. Bir Türk dünyaya bedelmiş. Dönemin İngiltere Başbakanı Lloyd George ise kendisini şöyle savunur. Yüzyıllar nadir olarak dahi yetiştirir. Şu talihsizliğe bakın ki o büyük dahi çağımızda Türklere nasip oldu ve üstelik bizim karşımıza çıktı. Mustafa Kemal'in dehasına karşı elden ne gelirdi? Alman generali Liman von Sanders, mutluluk Türklerle savaşmaktır. Bu şerefi ömrümün sonuna kadar taşıyacağım. Çoğu yarı çıplak, çoğu yara açtılar. Taş üzerinde yatıyorlar. Güneşe, fırtınalar, soğuğa, yağmura karşı korunmasız siperlerde çamur ve toz içinde günler geçiriyorlar. Fakat dünyanın bütün vasıta ve imkanlarına sahip düşmanlarıyla aslanlar gibi dövüşüyorlardı. Bu ne sessiz, gösterişsiz bir yurt sevgisiydi. Allah adını yürekten tekrarlayarak düşmanın üzerine atılıyorlardı.
Düşmanları da onlara hayrandı. Kopan bacağını tüfeğin kayışıyla bağlayıp Alçatepe'yi son nefesine kadar savunan Ezineli Yahya Çavuş ile silahı kırıldığında düşmana taş, sopa ve yumrukla saldıran ama düşmanı cesaret tepeye sokmayan Mehmet Çavuş'un kahramanlıkları gibi ciltlere sığmayacak kadar pek çok kahramanlık destanı yazılmıştır Çanakkale'de. Yetkisi olduğu halde evlatlarının görev yerlerini değiştirmeden Çanakkale'ye gönderen ve 3 oğlunu da şehit veren Vehbi Kemal Paşa'nın yüreği gibi yaralı olarak getirilen oğlunu önündeki yaralı vatan evladından farklı görmeyen, sıra oğluna geldiğinde oğlunun son nefesini verip gömüldüğünü öğrenen Türk doktorunun yüreği gibi yüreği ve gözü pek doktor ve hemşirelerimiz sargı yerinde yaralı düşman askerlerini de tedavi ediyorlardı. Türklerin bu insancılığına karşı esir aldıkları Türkleri kurşuna dizen, kireç kuyularına atarak gözlerini kör eden, sözde medeni, eli kanlı İngilizler, kendi yaralı askerlerinin de olduklarını bildiği halde bu Sahra Hastanesi'ni bombardımana tutmuştur. O gece 18 bin hasta, yaralı ve savunmasız Türk askeri şehit olmuş, bir o kadar düşman asker de ölmüştür. Ya Mehmetçik? Acı içinde kıvranan yaralı Anzak subayını kucaklayarak düşman siperlerinin önüne bırakıp kendi siperine geri dönen Mehmetçik, kendisi de susadığı halde son suyunu yaralı Anzak askerine veren Mehmetçik, yaralı Fransız askerinin yarasına gömleğini parçalayıp parçalayıp sararken kendi yarasına toprak basan Mehmetçik ve daha nice benzer olaylarla dünyayı kahramanlığı kadar insancılığı ile de kendisine hayran bırakan Mehmetçik, dünyada yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmiş midir? Cumhuriyet'in ilanından sonraki yıllarda verilen bir davette İngiliz subayının kendisine dik dik baktığını fark eden Atatürk, yaverine derdi neymiş öğrenin der. Yaver, efendim Çanakkale'de babasının ölümünden sizi sorumlu tutuyor dediğinde Atatürk yaverine şöyle der. Sorun bakalım, babasının Çanakkale'de ne işi varmış? Baba ve oğlunun yan yana omuz omuza savaştığı, birbirlerinin kollarında şehit düştüğü, çocuk yaştakilerin dahi vatan savunmasına koştuğu bu Çanakkale destanını yazanların arasında yakın olmayan var mıdır? Şehit, ölü, yaralı, hasta, kayıp, esir, her iki taraftan da yaklaşık 250'şer binden 500 bine yakın insan kaybedildi Gelibolu Yarımadası'nda. Ya bu kayıpların memleketlerinde, evlerinde geride bıraktıkları yıkılmış hayatların sayısı kaç milyon ile ifade edilebilir ki? Türk'ün bu zaferiyle Rusya kendi müttefik devletlerinden yardım alamamış ve çökmüştür. Türk'ün mücadelesi ezilen ve sömürülen ulusların bağımsızlık hareketlerine güç vermiş, örnek olmuştur. Türkler millet olma şuurunu bu zaferden sonra öğrenmiştir. Türk ulusu bu zaferle arka arkaya gelen acı olayların etkisiyle kaybettiği özgüvenini yeniden kazanmıştır. Bu özgüvenle de yine bir Türk destanı olan Kurtuluş Savaşı'na girişmiştir. Çanakkale zaferi Türk ulusuna Mustafa Kemal'i hediye etmiştir. Sofya'da askeri ateşeyken kendisine cephede görev verilmesi için komutanın ısrarlı müracaatları neticesinde Çanakkale cephesinde görevlendiren Yarbay Mustafa Kemal'in Mehmetçik'le beraber destan yazdığı Çanakkale muharebelerinde kazanılan zafer olmasaydı belki de Mustafa Kemal Cumhuriyet'e giden yolda bütün Türk milletini etrafına toplamak imkanını bulamayacaktı. Çünkü Mustafa Kemal cesareti, liderliği, yüksek komutanlık yeteneği, askerleriyle en önde savaşmasıyla Çanakkale'de düşmanı alt etmiş, Çanakkale'de bayraklaşmış, Türk askeri, Türk halkı onu
Çanakkale'de tanımıştır. Sonuçlarıyla tarihi, politik ve ekonomik pek çok büyük olaylara, ülkelerin sınırlarının ve yönetim şekillerinin değişmesine neden olan bu en hayasız Haçlı akınında toplanıp gelen işgalcilere Mehmetçiğin vatan sevgisi, kahramanlık ve insanlık dersi verdiği ve ders verdiği yerdir Çanakkale. Bir neslin kendini feda ettiği, bir devrin battığı yerdir Çanakkale. Bu küçücük yarımada on binlerce gence mezar olmuştur. Gidenlerin çoğu bir daha geri dönmemiştir. Tıpkı Yemen'e gidenler gibi. Ardı ardına devam eden ve her biri ölüm kalım mücadelesi olan savaşlarda hangi cephelerde kaç çeşit milletle savaşmadı ki Türkler? İşgalci Rusları Doğu Anadolu'dan atmak için Ulu Kışla'dan Erzurum'a kadar kilometrelerce yolu yaya olarak kat ederken kolera ve tifüs sebebiyle ömürleri bahardan kara kışa dönen sayısı on binlerle ifade edilen şehitlerimiz. Kalanlardan daha Moskova ve Ermeni çeteleriyle karşılaşamadan Allahu Ekber dağlarında yitirdiğimiz donmuş bedenleriyle yüreklerimizi dağılıyor halen 90 bin Sarıkamış şehidimiz. Rus, Gürcü ve Ermenilerin vahşetine yıllarca maruz kalan Doğu illerimizden Ardahan'dan Yanık Cami'de yaptıkları gibi Anadolu'nun pek çok yerinde yüzyıllardır beraber yaşadığı halde sırf Türk ve Müslüman oldukları için sivil, kadın, yaşlı, çocuk, bebek demeden camilere doldurup yakan, hamile kadınların karnını süngüleyen eli kanlı Ermeni çetelerinin, Batı Anadolu'da ve Trakya'da Bulgarların, Yunanların ve Rumların yaptığı insanlık dışı mezalimde vahşice şehit edilen binlerce masum Türk, Mekke'de Kabe'yi İngilizlere karşı savunurken Araplar tarafından sırtından hançerlenip şehit düşen Türk askerleri, Mondros ve Sevr'i yırtıp atan, esir olmaktansa ölmeyi yeğleyen, kalan son toprak parçasında dört cephede topyekün yapılan Kurtuluş Savaşı'yla vatanı düşmandan temizleyen ölümsüz kahramanlar, ruhlarınız şad olsun. Ülkemizin bulunduğu bölge tarih boyunca sancılar yaşamış, yaşayan ve yaşayacak bir coğrafyadır. O günlerde yaşananlar bir kez daha tekrarlanmaz sanılmasın. Gaflet uykusuna dalınmasın. Çok uzak değil. İkinci Dünya Savaşı yıllarında 25 Ekim 1945'te Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Stalin Türkiye'den Boğazların Kars ve Ardahan'ın Ruslara verilmesini istemiştir. Türkiye'nin güçsüz olduğu an günümüzde de nice taleplerin geleceği herkesin malumudur. Sırf Türk ve Müslüman diye Kıbrıs'ta 1974 yılına kadar hunharca katledilen masum insanların acısı hala yüreklerde, hafızalardadır. Kıbrıs'ta Rumların 24 Aralık 1963 kanlı Noel saldırısı, barbarlığın akıllara zarar örneği, insanlığın yüz karasıdır. Kıbrıs'taki soydaşlarımızın gözyaşlarını dindirmek için şehit düşen Mehmetçiklerin kanı, yavru vatanın tapu belgesidir. Tarih boyunca esaret kabul etmemiş bir ulusun erkeği destan yazar da, Türk destanını yazan aslanları doğuran Türk kadını yazmaz mı? Atatürk'ün dünyada hiçbir milletin kadını ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım. Milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar hizmet gösterdim diyemez dediği Türk kadını. Bebeği sırtında aç, susuz, dağ, bayır, ova demeden günlerce yürüyen İliklere işleyen yağmur ve soğukta titrerken battaniyeyi bebeğine değil de nem kapmasın diye mermiye sarıp sarmalayan Türk anası. Sırtındaki mermiyi kucağında bebeğiyle cepheye götürürken cennetin kokusu daha üzerinde olan 8 aylık yavrusunun
cansız bedeni kollarında kalan Ayşe Hatun. Kanısıyla cepheye taşırken donarak şehit olan Kastamonu Şerife Bacı. Cephenin en önünde kah su dağıtırken, kah mermi taşırken, kah tüfeği eline alıp ateş eden, vurulan ama şehadet mertebesine erişirken bir ah bile demeden sessizce ruhunu teslim eden kahraman Türk kadına. Ya gazi ol ya şehit diyerek vatandan kurban olsun diye oğluna kına yakarak askere gönderen, canından bir parçası olan evladının şehadetini duyunca vatan sağ olsun diyen ey öpülesi, ey en öpülesi şehit anası, şehidimin muhterem eşi, şehidimin vakur babası, şehidimin sevgili kardeşleri, babasının şefkatle başını okşamasını hep özleyecek yetim, ana kucağına doyamadığını hep hissedecek öksüz çocuk, büyüklerin dünyasındaki çatışmaların boynunu büyüklük bıraktığı masum günahsız yavrucak, sen bize şehidimden emanetsin. Bu toprakları vatan yapan, vatan toprakları üstünde bayrağımızın dalgalanmasının yanında adımızı, dilimizi, dinimizi, namusumuzu, onurumuzu, hürriyetimizi borçlu olduğumuz, alnımız açık ve başımız dik, hür ve onurlu yaşamamızı sağlayan bu kahramanlara dualarımızı gönderiyor, onları minnet ve şükranla anıyoruz. Yüzyıllardır kan veren, can veren Anadolu, askerinden polisine, öğretmeninden doktoruna, hemşiresine, sanatçısından mühendisine, işçisine, hemen her meslek grubundan vatan ve vazife uğruna şehitler verdi, halen de veriyor ve gelecekte de şehit vermekten çekinmeyecektir. Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü olan bugün aynı zamanda Şehitler Günü'dür. Şanlı tarihimiz boyunca şehadet şerbetini içen kahramanlarımızı yakın tarihimizdeki Trablusgarp, Balkan, Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Kore, Kıbrıs şehitlerini, Ermeni terör örgütünün şehit ettiği diplomatlarımız da Türk cevizin başkenti Karaman'ımızın şehitlerini ve alçakça yapılan terör olaylarında hayatını kaybeden masum vatandaşlarımız da rahmetle, minnetle anıyoruz. Vatanın bölünmez bütünlüğü için çetin arazi ve doğa koşullarında tıpkı ecdadı gibi insanüstü mücadele ederken kimin maşası oldukları artık ortaya çıkmış bölücü terör örgütünün hain saldırıları ve kalleş pusularında emperyalist ve sömürgeci sözde medeni devletlerin iki yüzlü siyasetlerinin sonucunda şehit düşen kardeşlerimizin acıları daha çok yeni. Şehitlerin kanından rengini alan al bayrağımızdaki şehidimin kan damlaları hala ıslak. Ürkekte yer yok yüreklerde. Kimse yıldıramaz bizi. Türk ulusu ordusuyla gururlu, askerinin varlığıyla huzurludur. Bu bayrak, bu vatan, bu millet ve vazife uğrunda gözünü kırpmadan canını feda ederek kutsal vatan toprağına düşen aziz şehitlerimiz gibi biz de aynı inançla, aynı kararlılıkla can vermeye hazırız. Türk ulusunun, Türk ordusunun ebedi başkomutanı Yüce Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimiz, ruhlarınız şad olsun. Emanetiniz Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacak ve yaşatılacaktır. Arz ederim. Bu güzel konuşmaları için komutanımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi de Karaman Portal'dan Arif Koçak tarafından derlenip hazırlanan Karamanlı Şehitler konulu sunumu izleyeceğiz. Müzik
Sunumlarından dolayı Arif Koçak'a teşekkür ederiz. Şimdi görüntüler eşliğinde Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitlerine şiirini dinleyeceğiz. Kesif ordularım yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya, kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca teaşüt ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı? Dedirir yırtıcı his yoksulu. Sırtlan kümesi, varsa gelmiş açılıp mahbesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer. Kaynıyor kum gibi mahşer mi? Hakikat mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşında. Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada. Çehreler başka, insanlar, diriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tavuğuna da zuldür bu rezil istila. Ah o 20. asır yok, o mahluk asi. Ne kadar gözdesi mevcud ise hakkıyla sefil. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına. Döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılmasa hala bize affetti o yüz. Medeniyet denilen kahpe, hakikat yüzsüz. Sonra melundaki tahribe müvekkel esma. Öyle müthiş ki eder her biri bir mülki haram.
Öteden saikalar parçalıyor ahmak. Veriden zelzeleler kaldırıyor ahmak. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin. Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım. Atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer. O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak. Boşanır sırtlara vadilere sağlar kasar. Saçıyor zırha bürünmüş de o namerdeler. Yıldırım yaylım tufanlar, alevden seller. Veriyor yangını durmuş da açık sinelere. Sürü halinde gezerken sayısız tayyane. Top tüfekten daha sık gülle yağan mermiler. Kahraman ol yükselerek ki bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister ne siner aslından. Alınır kalamı göğsündeki kat kat iman. Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına rağm? Çünkü tesis ilahi o metin istihkam. Sarılır indirilir mevkii mustahkemler. Beşerin azmini tevkif edemez sunu beşer. Bu göğüslerse Huda'nın ebedi serhaddi. O benim sunu bediğim, onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şu heda gövdesi bir baksana dağlar taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın. Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Her cümerc ettiğin edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istiyam. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına. Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına. Sonra gök kubbeyi alsam da rida namiyle. Kanayan lahdine çeksem bütün ecramiyle. Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan, yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan, sen bu avizenin altında bürünmüş kanına uzanırken, gece mehtabı getirsem yanına, türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem, gündüzün fecriyle avizeni lebriz etsem, tüllenen mağribi akşamları sarsam yarana, yine bir şey yapabildim diyemem hatırana. Sen ki son ehli salibin kırarak savletini, şarkın en sevgili sultanı Salahaddin'i kılıç aslan gibi iclaline ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecramadın. Sen ki asara gömülsen taşıyacaksın. Heyha, sana gelmez bu ufukla. Seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit. İsteme benden makber. Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber.
Şimdi ise güne uygun türküler dinleyeceğiz. Alkışlarınızla High Jazz Sanat Akademi Orkestramızı sahneye davet ediyorum. Neyde Sevcan Cenk. Gitarda Emre Dereli. Perküsyonda Burak Aziz Güneş. Gitarda Şahin Güner. Piyanoda Azra Bozoğlu. Solistlerimizde Cahit Cenk ve Beyza Nur Baysal. Ve türkülerin hikayelerinin sunumunu yapmak üzere Nazan Çelikmı Küçüğü sahneye davet ediyorum. Mikrofonu Nazan Hanım'a, sahneyi sanatçılarımıza bırakıyorum. Değerli konuklar, saygı, minnet ve şükranla andığımız aziz şehitlerimizin üzerinde özgürce yaşayalım diye hayatlarından vazgeçerek bize bıraktıkları bu vatan toprakları tarih boyunca büyük acılar yaşamış bir coğrafyadadır. Bu acılar da türkülerimize yansımıştır. Her türkünün bir hikayesi, bir yaşanmışlığı vardır. Duyduk, dinledik, söyledik ama belki hikayesini bile bilemedik. Türkülerin hikayesini bilince türkülerimiz daha bir güzel, daha bir anlamlı, daha bir dokunaklı. Bugün Haycaz Sanat Ademesi'nin türkülerini sunacağız. İlk türkü Ah Bir Ateş Ver. Acıklı, dokunaklı bir hikayedir Ah Bir Ateş Ver türküsü. 4 Nisan 1953 tarihinde Çanakkale Boğazı açıklarında Dumlupınar denizaltısına İsveç Şilevi çarpmış, ilk anda 59 denizcimiz şehit olmuştur. Kalan 22 bahriyelimiz ise batmaya başlayan denizaltının torpido dairesine sığınır. Son anda su üstüne bırakabildikleri telefon şamandırası sayesinde kurtarma ekibiyle telefon irtibatı sağlanır. O günün teknik imkanları ve hava şartlarına rağmen olağanüstü bir çaba gösterilir askerlerimizi kurtarmak için. Denizaltının içinde oksijen azalmaktadır. Yukarıdan moralinizi bozmayın, sigara içmeyin, sizi kurtaracağız denir. Assubay Selami'nin cevabı boğazları düğümler. Sağ olun, vatan sağ olsun. Zaman geçtikçe oksijenin bitmemesi için gerekmedikçe konuşmayın, türkü söylemeyin, sigara içmeyin uyarısı yapılır. Kurtarma çalışmaları sonuçsuz kalır, umutlar tükenir ve üçüncü günün sonunda rahatça konuşabilirsiniz, türkü söyleyebilirsiniz, hatta sigara bile içebilirsiniz anons yapılır. Artık her şey kabullenilmiştir. Deniz altından gelen son sestir. Ah bir ateş ver, cigaramı yakayım. Böyle hazin bir hikayesi olan türküyü Cahit Cenk'ten dinliyoruz. Bir ateş ver, cigara
genç evli bir çiftin çocukları olmamaktadır. Bu nedenle onlar da kimsesiz bir erkek çocuğu evlat edinirler. Kadının kocası genç yaşta ölünce kadın dul kalır. Oğlan da askere gider ve şehit olur. Kadın yaşadığı acılarla bu türküyü yakar. Türküyü Beyza Nur Baysal'dan dinleyeceğiz. Komşu kızı ile beşik kertmesi olan Yozgatlı genç askerde vereme yakalanır. Hava değişimi alarak köyüne gelir. Sözlüsünün ailesi oğlanı hastalandığından dolayı kızlarını göstermek istemezler. Kız tarafının tek şartı gencin tedavi olmasıdır. Bir çare asker hava değişimi veren hastaneye tedavi olmaya İstanbul'a gider. O zamanlarda verem çaresiz bir hastalıktır. Ve gencin durumu her gün daha da kötüleşir. Devamlı gözünün önüne sözlüsü ailesi gelir gencin. Hastane bahçesinden incir ağacına takılır gözü ve bu türküyü yakar. Genç köyünden ayrıldıktan bir ay geçmeden hayatını kaybeder. Aile fakirlikten evlatlarının cenazelerini bile alamazlar. Bu yürek burkan boğazları düğümleyen türküyü Cahit Bek'ten dinliyoruz. Thank you.
Çanakkale içinde vurdular beni. Çanakkale Lisesi 1. sınıf öğrencisi Seyhullah'ın annesine yazdığı mektupta savaşın çıkacağına dair haberler duyduğunu, son sınıf öğrencilerinin ve öğretmenlerinin çoğunun askere gideceğini, okullarının hastaneye çevrileceğinden öğrencileri İstanbul'daki okullara yerleştireceğini, kendisinin de ailesine kavuşacağına sevindiğini ama buralarda kalıp vatan savunmasına da katılmak istediğini yazar. Orduya katılan Türkçe öğretmeni öğrencileriyle vedalaşırken vakti geldiğinde vatana yapılan hizmetin okulda verilen hizmetten daha kutsal olduğunu söyler. Seyhullah bunları annesine yazarken şunu da ekler. Sokaklardan askerler geçmeye başladı. Askerler Çanakkale içinde Aynalı Çarşı, "Ana ben gidiyorum düşmana karşı" türküsünü söyleyerek yürüyorlar. İşte bu mektupla Çanakkale'de söylenen türkü önce tüm ülkeye, sonra da tüm dünyaya yayılmış adeta destan olmuştur. Şimdi bu türküyü Beyza Nur Baysal ve Cavit Cenk'ten dinliyoruz. Thank you.
Türküsü. Yemen Türküsü, vaktiyle Yemen'de savaşıp şehit olan askerler için yakılmış bir ağıttır. Osmanlı Devleti bu topraklarda hükümdarlığını devam ettirmek, Mekke'yi ve Medine'yi İngilizlere karşı savunmak için Anadolu'dan Yemen'e sürekli asker sevk etti. Çarpışmalar o kadar şiddetli oluyordu ki Yemen'e evlatlarını gönderen aileler onların artık dönmeyeceğine inanıyorlardı. Şimdi bu türküyü Beyza Nur Baysal ve Cahit Cenk'ten dinliyoruz. Seslendirdikleri için çok teşekkür ediyoruz. Son olarak Hacıat Sanat Akademi piyano öğrencisi Azra Bozoğlu'ndan bir parça dinleyeceğiz. Bu parçanın şöyle bir anlamı var. Bugün hem 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü hem de şehitleri anma günü. Hüzün de var, içinde gurur da var. Şehitlerimiz biz vatansız, bayraksız, ezansız, topraksız kalmayalım diye şehit oldular. Biz mutlu, huzurlu, özgür yaşayalım istediler. Bu yüzden şimdi dinleyeceğiniz eser bizleri gururlandıracaktır. Çünkü eserin ismi Türk Marşı'dır. Şanlı tarihi boyunca gittiği her yere medeniyet nurları taşıyan Türk milleti ve Türk askeri Avustralyalı besteci Mozart'a 1783 yılında Türk Marşı'nı besteleterek
hayranlık uyandırmıştır. Bizlere böyle güzel bir miras bırakan atalarımıza layık olma yolunda ilerleyen Türk gençlerinden olan Karamanlı bir genç kızımız, lise öğrencimiz Azra Bozoğlu, piyanosuyla Mozart'ın beslediği Türk Marşı'nı çalacak. Alkışlarımız Azra için. Azra Bozoğlu'na teşekkür ediyoruz. Şimdi de bu anlamlı günde bu güzel programı hazırlayan ve tamamen gönüllülerden oluşan katılımcılara teşekkür belgelerinin takdimine geçiyoruz. Belgeseli derleyen fotoğraf sanatçısı Çilem Gökçe, Hanım Karaman dışında olduğundan bugün aramızda değil. Kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sanatçılarımız perküsyonda Burak Aziz Güneş, gitarda Emre Dereli, gitarda Şahin Güner, neyde Sevcan Cenk, piyanoda Azra Bozoğlu, solistlerimiz Beyza Nur Baysal, Cahit Cenk ve ressamımız Münirhan Aynan Çolakoğlu'nun sahnede kalmalarını rica ediyoruz. Katılımcılarımızı da sahneye davet ediyorum. Emekli Albay Selim Özay, Karaman Portal'dan Arif Koçak, Ebrar Özdoğan, Mert Semih Lök, Hayca Sanat Akademi'den piyano eğitmeni ve müdürü Cansu Kılıç ve Kübra Sayma, Nazan Çelik Mıh Küçük'ü sahneye davet ediyorum. Thank you.
Katılımcılarımıza teşekkür belgelerini takdim etmek üzere rektörümüz Profesör Doktor Mehmet Gavgalı'nın kürsüye teşrifini arz ederim. Programın yürütülmesinde katkıları olan etkinlik ortağımız Türk Halk Bilimi Topluluğu öğrencileri Gül Sevindik, Hüseyin Sever, Sudenaz Abaş, Rümeysa Özmen, Sefa Kocakaya, Esra Büyükaracan ve Mehmetcan Oruz'u teşekkür belgelerini takdim etmek üzere sahneye davet ediyorum. Teşekkür belgelerini takdim etmek üzere Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mehmet Mercan'ın kürsüye teşriflerini arz ederim.